Sevgili dostlar, hepinize tekrardan selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Gas Station Simulator'da yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. En son neler oldu, neler bitti size bir durumu anlatayım efendim. Biliyorsunuz benzin istasyonumuzu gitgide geliştirdik. Benzin istasyonumuz geliştiği gibi kendisini böyle tatlış pembiş bir renge boyadık. Hatta bu tatlış pembiş renkten nasibini almamış yerler var. Şöyle şu arayı da bir boyayalım. Bize güzel gözüksün yeterli. Dükkanın boyama işleminin yanı sıra sevgili dostlar, birçok işi halletmiştik. Benzin istasyonunu adeta baştan aşağı yenilemiştik. Petrol istasyonumuz şu an kapalı olabilir ama biz oyuna neyi ekledik efendim? Biz şunu ekledik. Artık araba bataryası değiştirme muhabbeti vardı. Şöyle bir çizik gidericileri bir kenara koyalım. Aynaları bir kenara koyalım. Lastikleri bir kenara koyalım. 12 birime kadar lastik geldi. Aküleri bir kenara koyalım. Akü değiştirme işlemi de yapıyoruz artık tamircide. İki tane çalışanımız vardı. Bir yandan buradaki tamircimizi falan da boyamıştık. Araba yıkama muhabbeti falan vardı. Baya baya iyi gidiyordu seri ve hatta yeni görevler vardı görüyorsunuz. 100 araca yakıt ver. 100 kişiden bahşiş al. 25 araç tamir et. 250 müşteriye hizmet ver gibi gibi. Yakıtım da ağzına kadar doluydu diye tahmin ediyorum. Ve abur cuburları da yerleştirmiştik, öyle değil mi? Arkadaşlar bakın, abur cubur rafı, alkol ürünlerinin bulunduğu raf, içecek rafı, tütün ürünlerinin bulunduğu raf, hepsi birbirinden düzenli vaziyette. Gidelim dükkanı açalım, ardından duruma göre işçileri görevlendire hareket edelim efendim. Baya baya ilerledik seride. Bu bölümdeki amacımız ne? Efendim bu bölümde amacım biriktirebildiğim kadar para biriktirip bu yükseltmeler muhabbetinde şey var sevgili dostlar bakın. Atölyeyi upgrade'ledik, akü muhabbeti geldi, depoyu upgrade'leyebiliriz. Oto yıkamayı upgrade'leyip oto yıkamada neler olacağını görebiliriz. Sonrasında zaten hani benzin istasyonunu, benzin seviye 5 yaptığınızda işin rengi iyice değişecek. Ya da bir römork daha kiralayıp bir işçi daha alabiliriz efendim ki... Yani fazla işçi olursa bizim için iyi olacaktır. Pompanın oradaki çatı kolonları mı? Şunlar boyanıyor mu ki aşkım? Aa evet, bunlar boyanıyor. Bunları da pembik yapalım mı? Neden olmasın? Ben bunların boyandığını hesaba katmamıştım. Pembik. Yenile atın efendim sayfaya. Yenile atın, başlık sizde aynı kalmış. Normalde oyun değiştirildi. Şu an Gas Station Simulator oynuyoruz. Sons of the Forest. Forest'ın ikinci oyununun ilk izlenim videosu da canlı şey Samet Güngör kanalımıza gelecek. Hacı abi içime girmeseydin. Evet. Arabanın bir tanesi ağzımın ortasına park etti. Kanka bence sıçrayan şey boya değil de kan gibi geldi bana be. Ne diyorsun? Agalar amel defterimizi kapattı gibi sanki. Bak tamirhanede de bir kişi var. Pembik. Aynen, 350 litre yakıt var. Herkese yakıt verelim bir yandan. Şimdi elemanlardan birini görev listesi kayıtla ilgilen diye çağırıyorum. Tamirhaneye ben gideceğim çünkü akü değiştirme görevi gelmiş olabilir. Aynen, akü. İki kapı da zarar görmüş. İki kapı, iki lastik, bir akü. Hemen bir aküyü değiştirelim. Akü nereden değişiyor, ne ediyor bir bakalım. Evet, akü değiştirmeye pek bir şey almadı. Pek bir zaman almadı. Lastikleri bir değişelim. Yazar kasada 4 kişi var. Öteki umarım koşturuyordur yazar kasaya. Bir de oto yıkamada aga var. Oto yıkamadaki agaya da koşturacağım.
Nasıl o pembik değil ya? Bana oldukça pembik gibi geldi. Tamam, bir de iki tane de kapı var. O iki kapının da çiziğine bakacağım. Bu arada pembik mi değil mi bilmiyorum. Kazara beyaz mı yaptım? Oto yıkamadaki herifi hemen yollayıp ya da hanımefendiye tamiratı öyle geçsem. Oh. Sizin arabayı hakikaten bok götürüyormuş yani. Gerçekten buraya gelmen iyi olmuş da. Eyvallah, have a nice day. Lan bu nedir ya? Ötekini de temizliğe çağıralım. Boşta durmasın. Görev listesi. İstasyonu temizle. Ben yazar kasayla yakıtla ve diğer işlerle ilgilenebiliyorum. Griye boyadım. Anladım bebeğim. Benim renk körlüğünün boyutu bu kadar ciddi mi ya? Hocam iki çizik giderici kullanacak ne yaşadı sizin araba ya? $470 verdi bu arada. $470. Abu yani abu. Evet, bunlar farklı renkte oldu sanki ama olsun, açık renk, içimiz açıldı. Birçok müşteriyle ilgilendik. Sayın hocam, şimdi ben bir şey yapmak istiyorum. Bu özellikler kısmından, diğerden bana bir tane daha üçüncü tuvaleti de açalım tabii ki. Ama ben bir pompanın daha açılmasını istiyorum abi. Bir pompa daha açılsın ve eleman kısmından bir tane daha römork getir. Ve bana bir çalışan daha ver. Yakıt doldurma 3, temizlik 1, yazar kasa 2, onarım 1, ice cream vending. Bu ice cream muhabbeti ne bilmiyorum. Ama şunun özellikleri daha gibi Nina'nın. Nina'yı çağıralım. Tamamdır. Bizim buradaki adamların perti çıktığında onları şey yapacağım. Oto yıkamada niye şey yok? Onu anlamadım ben ya. Oto yıkamaya niye otomatik adam bakmıyor? Onu bilemedim. Şimdi elemanları devriyeli çalıştıracağım. Elemanlar devriyeli çalıştığı zaman dükkanı kapatmaya bile gerek kalmayabilir ama bir ara bir save alalım hocam. Oyun bana bir sallantıda olduğunu hissettirdi yani, bir sallandı şöyle. Eyvallah. Şu temizlikteki hanımefendiyi alalım. Bak. Sen şu paranı al. Şu an meşgul müsün? Abi değilsin, sana paranı verdim. Ödemeni al.
Git araç tamiriyle ilgilen. Yakıtta 3 kişi. Vay vay vay. Efendim. Sevgili Copernicus Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Copernicus. Merhabalar. Teşekkür ediyorum desteğin için. Eyvallah. Bir şu adama da yakıt verelim ya. Teşekkür ederim Kaprinikus. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Bizimkinin tamir etme işi nasıl gidiyor? Öyle bekliyor. Beklerken de para alıyor. Her işe görevlendiririz. Çalışanların da parasını öderiz ya. Orası dert değil. Şimdi araç bakımı için yeterince aküm var. Biri akü değişimine gelmiş. Yeterince yağım var. Lastiğim var. Camım var. Çizik gidericiden 3 tane kalmış. Sıkıntı yok. Daha da azaldığında söyleriz. Market rafında da birine yok çekeceğimizi zannetmiyorum. Yani her şeyimiz var. Abi merhaba. Oto yıkamaya niye adam atanmıyor? Ben onu anladım. Anlayamadım ya. Tamamdır Serkan'ım, olur, sana zahmet. Yunus Emre gelince saat 2 gibi, 2-2.30 gibi işte girmeyi planlıyoruz Son of Forest'a. Hani ben bir ilk izlenim mahiyetinde bölüm 1 diye başladım. Benim ağzıma tükürdüler. Sen de gelirsen harika olur. Bak Yunus Emre var. Yunus Emre, ben, sen, 3 kişi oluruz. Vallahi çok tatlı olur yani. Eyvallah canım, ne demek? Tamirhaneye gelmiş agayı alayım. Bir şey diyeceğim, yakıta biri baksın, yakıt daha sık geliyor. Bak ne yapacağız biliyor musun? Şu Charlotte görev araçlara yakıt doldurmaya bakacak. Bu arkadaşı birazdan parasını ödeyip araya çıkartacağım. Ötekini kasanın başına geçireceğim. Bir 2000-3000 dolar birikince dükkanı kapatırız. Dükkanı kapatıp bir şey yaparız. Tamirhane ile ben ilgileneyim, tamirhane ve otoparkla. Yakıtla da bizimkilerden biri ilgilensin. Mis gibi, bitti gitti. Hoppa. Aşkım paylaşamam, HD'si gelmedi bebeğim onu. Şimdi video yüklendi ya. Video ilk yüklendiğinde 360p yüklenir. Senin renderının üstüne YouTube onu bir tur daha renderlar. Biz genelde turbo ile 50 tane video yüklediğimiz için biz ötekini yüklerken diğeri işlenmiş oluyor da. Onlar şu an YouTube'un renderında. Yazar kasa hazır, müsaitken çocuğu bir çıkaralım diyecektim de. Brotato efendim. Bahsettiğiniz oyun Brotato olmalı. Oğlum buralara da bu kadar çöp atmazsın ya. Ricardo. Aslanım paranı al. Araya çık. Burayla ilgilenmeye. Nina gelsin. Nina gel. Aha, oto yıkamada biri var. İşte temizlik bende, tamirat bende, oto yıkama bende. Arada diğerlerine temizlik de yaptırırım da. Oğlum buraya ne olmuş? Abo! Dükkana kıtlık gelmiş lan resmen. Tamam, Nina yazar kasaya koştu. Yazar kasada 4 kişi var. Oto yıkamada 1 kişi var. Tuvaletlere hiç girmedik. Bir ara tuvalete de gireriz.
Eyvallah. Yakıtta adam var. Yazar kasada adam var. Dondurma için fazladan ürünümüz yoktu galiba. Oo, sigaraların falan yarısı gitmiş. Abur cubur slotu gitmiş. Alkoller gitmiş. Alkol ürünleri gitmiş. Yani baya baya bir kullanılmış. Tuvalet sayısını da arttırdıydık oradan tıkır tıkır para gelsin diye. Tuvalet sayımız da iyi durumda. Henüz tanzi bitmedi bunun. Yer altına inip şey yapmaya gerek yok. Yer altına gidip tanzi ile alakalı uğraşmaya gerek yok. Pardon birader. Özür dilerim. Böyle bir şey yapmak istemedim. Dur ben seni kurtaracağım oradan. İnme arabadan. Alttakini iteriz. Bak şuradaki arabayı iteriz. Tamam ben seni kurtaracağım oradan. Tamam. Bir tur uzaylıları çağırmam gerekecek. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, bir şey yok. Müşteri gelene kadar 2 dakika bir dükkanı temizletirim. Dükkanı temizlerim, çöpü atarım, tamam. Sonra milleti görev yerine geri atarız. Oldu da bitti maşallah. Ne kadar yakıtımız var bizim bu arada? Bir dükkanı kapamadan yakıt teslimatı isteyelim bence. Yakıt tedariği. 154 litre yakıtımız var. İyi. Sen biraz daha yakıt ver bakayım bana. Hatta dükkan kapanmasın. Teslimat, ürünler, meşrubatlar. Bir bundan, bir bundan. Bir bundan, bir bundan ver. Alkol ürünleri. Bir bundan ver. Sigara. Şundan 4 tane kalmış. 2 paket aldım. Bundan bir paket. Bundan bir, bundan bir. 18 ve 16'ya dokunmayalım sadece. Dondurma. Bundan 5, bundan 7, bundan 3 tane kalmış. Tamam. Sonra araç tedariği, lastikler. Lastik 40 dolar mı? Abi 16 tane lastik verir misin? Teşekkürler. 16 değil de 14 tane lastik verirsen iyi olur. Sonra çizik giderici. Aynaya ihtiyacım yok. Motor yağım var. 2 de akü ver. Tamam. Ben şimdi bunların hepsini alırım. Ricardo. Aslanım. Yakıt doldur. Nina. Kayıtla ilgilen. Charlotte bekleyecek. Ben de bütün malzemeleri bir teslim alacağım. Uzaylılar gelip temizlemese ortalık fena karışıktı. Öyle bir sıkıntımız vardı. Allah'tan uzaylılar temizledi. Metem hoş geldin. Ne yapıyorsun? Aha. Bu arada dostlar bir saniye. Aha. Zamanı geldi mi geldi. Zamanı geldi mi geldi. Hadi bakalım. Ana kanalda yeni seri Sons of the Forest zamanı. Hadi birader inşallah seni salladık. Bize uğurlu rakamını ver. Bize uğurunu ver oğlum. Haydi bismillah. Attık bakalım bir şeyler. Attı attı kaç attı.
Karajlar selamlar, hoş geldin. Oyun değiştirdik efendim. Son of Forest oynadık. Birazdan tekrardan geçiş yapacağız. Yani birazdan dediğim bu oyunun ardından olur muhtemelen. Abi o oyun daha kolay kolay indirime girmez. İstasyonun yanında oto yıkamada birileri var. Ricardo yakıt ihmalinde. İhmali neyse. Yakıt ihmalinde. Hacı abi bekle, ben kayıta adam vermedim mi? Nina çalış. Kayıtla ilgilen. Önceki için ödeme yap. Nina 22 dolarını al. Nina kayıtla ilgilen. Charlotte 23 dolarını al. Sonra bir şey lazım olursa şey yaparsın. Ricardo sen de al ödemeni. Lan diyorum, hele bizi niye bekletiyor arkadaş? Efendim bizim belli bir dakikamız, belli bir zaman aralığımız yok. Girip oynadık mı istediğimiz kadar devam ediyoruz. Uygun olursanız siz de eşlik edersiniz efendim. Belirli bir süre şeyimiz yok, süre zarfımız yok. Gittiği yere kadar, ne kadar giderse. Tek başıma bir ilk izlenim yaptım. İlk izlenimin ardından arkadaşlarımı beklemek istedim. Diğer ürünleri kabul etmeden hemen bir arabayı yıkayalım. Bayağı iyiyiz bu arada. Rica ederim. Şimdi şu araba malzemelerini de alalım. Aşkım kol oranın açık ya da kapalı olması durumunu belirliyor. Açık kapalı muhabbeti. Şöyle bastığında burayı kapatıyor. Müşteri almıyorum diyor. Böyle bastığında açık. Müşteri alabilirim diyor. Şimdi tamirhanedeki agayı biz bir ayağa dikelim. Ricardo yakıt doldurmada çalışıyor mu? Baga mı girdi? Ha, ödemesini yapınca kilitleniyor enayi. Anladım. 4 lastik. Valla Allah'tan lastik 40 dolarken acayip depoladım. 40 dolardan aldığımız lastiği dostlar elemana 80 dolardan mı iteliyoruz? Aynen 80 dolardan iteliyoruz abi. Düşün bak, 40 dolara lastik alıyorsun, 80 dolara agaya iteliyorsun. Müthiş kar değil mi? Bence müthiş güzel bir kar. En son temizliğini yaparız buranın. Yazar kasadaki herif bir sıkıntı yaptı galiba. Bak hala dükkan tertemiz. Yakıtta yazar kasada müşteri kaynıyor. Şu tamirhane işlemiyle ilgilenelim, tamir işlemiyle. Tamir işlemi bittikten sonra gidip bir ürünleri yerleştirelim. Alparslan teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Hoş geldin. Son lastik. Oğlum 4 lastikten var ya, biz bu agaya ne kitleyeceğiz belli değil ha. $430 dolar hakikaten iyi kitledik ha. Hakikaten iyi kitledik. Ah be, denedim lan. Denedim be abi. Çok yaklaşmayalım. Bir FPS düşüyor. Bir FPS düşüyor. Abo yani. Efendim sevgili Tuna.
Primer avantajıyla ikinci ayın daha. Teşekkür ederim Tuna, sağ olasın. İkinci ayın kutlu olsun, eyvallah. Kolay gelsin, kolay gelsin. Şimdi hemen alkollü ürünler buraya. Abur cuburla alakalı hiçbir şey almadık. Şişe içecekler böyle. Kutu içecekler böyle. Dondurmalar şöyle. Tütün ürünleri buraya. Evet, biz rafları dolduramıyoruz abi. Her yerde mis gibi çalışan var. Bu ne? Oğlum reyona niye balık koydunuz lan? Ayıp değil mi abi? Agalar reyona balık koymuş böyle. Balık kıvrıla 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 takılıyor orada. Ulan reyona niye balık koyuyorsunuz? Vicdansızlar. Akü, iki lastik ve kapı. Bakın bu arada 1300 dolar biriktirdik bile. Aha da bitti. Hop, lastik 1. Tamam, öyle yapalım hayatım. Abur cubur raflarını, içeceklerin oraya götürüp orayı daha geniş bir alan haline getirelim. Ay, oto düzeltmesini yediğim ya. Akü değişimi zamanı. Eyvallah. Aynur cubur rafları dedim. Ne oluyor? Zaten abur cuburlar için pek bir alışveriş yapmadık. Aslına bakarsanız hani bir sonraki seferi bekleyeceğim muhtemelen. Bir sonraki seferden kastım bir sonraki dükkan kapatışımızı. Şu an dükkan kapatmadığımız için çok fazla bir düzenleme yapmak mümkün olmuyor tabii ki. Sadece içeceklerimizin falan yediği var böyle. Dükkanı tek seferlik idare edebilecek şeyler var. Ötekiler yok. Hop. Hop. Şimdi tuzlular buraya. Tatlılar buraya. Var, bayağı ürün var da elimizde. Ay hayatım, bir şey diyeyim mi? Ağzına sağlık hakikaten. Tertemiz, geniş bir alan oldu burası. Gene Allah bilir hangi reyonu kirletti herifler de. Biraz böyle bir sonraki alışverişte alkole abanmak gerekiyor anladığım kadarıyla ya. Bir save alalım mı bu arada? Bir ara bir save alalım. Oyun çökerse hakikaten bütün her şey boşa gider. Acayip ilerledik çünkü. Vallahi süper de ben burayı dolduracağım derken cortu çektireceğim diye çekiniyorum bir yandan. Ama gerçekten bir ferahladık ya. Prison Architect olmaz efendim büyük ihtimalle. Hayırlı cumalar için teşekkür ederim efendim. Hayırlı cumalar dileğiniz için. Çok sağ olun sevgili Emir Altun. Eyvallah. Vallahi Sarkan arabanın beti benze atmış ya. Ne yapacaktım ben? Hah, dolu çöpü çıkartacağız.
Hatta el atmışken iki çöpü de çıkartalım. Tuvalet temiz. Tuvaleti temiz kullanıyorlar da. Dükkan genelde kirleniyor. Okey, dükkan da temiz. Onlar satın alsın, biz yenileriz dükkanı. Hakikaten arabayı baştan boyadık gibi oldu. Aa, tamirhanede adam bekliyor. 2460 dolar. Abi bu ne? 2560 dolar çok iyi. Bir ayna, bir lastik, bir akü. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bir lastiği değiştirelim. Ben bu dükkanı biraz daha açık tutabilirim bu arada. Bir ayna işini halledelim. Ve akü. Yağ değişimine gelen fazla olmuyor dikkat ettiğim kadarıyla ya. Şu oto yıkamaya hemen bir gideceğim. Oto yıkamanın 1500 gold'a upgrade'i var aslında, 1500 dolar ama o 1500 dolarlık upgrade'ini şu an yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim sevgili güçsüz Ogi. Sağ olasın. Aleyküm selam sevgili patates. Hoş geldin. Merhabalar. Keyifler yerindedir inşallah. Hoş geldin. Bir ara aşağı inip şey yapmak lazım bu arada. O Nina'nın perti çıkmış anladığım kadarıyla. Nina'nın perti çıkmış. Nina'yı birazdan molaya çıkartıp Nina'nın yerine şeyi alacağım. Ama dükkan durursa, dükkan dakika saniye durmuyor ki. Nina'nın yerine nasıl bunu alacağım? Charlotte'u çağırsam kayıtla ilgilen diye. Pozisyon başka bir çalışan tarafından işgal edildi diyor. Araya çıkamam, şu an meşgulüm diyor. Araya çık, koş. Hazır kimse yokken. Çalışanın perti çıktı. Gel, sen kayıtla ilgilen. Hacı abi. Sen al paranı. Araya çık. Herifle ben ilgilenirim. Yazar kasaya birileri baksın yeter. 3153 dolar. Hey yavrum hey. Bak, yazar kasaya birileri bakmaya geliyor. Bak, ileride 4 çalışanımız olduğunda o abur cubur reyonu Jortingen. İleride 4 tane çalışanımız olduğunda bu iş tamamen işler dostlar. Hani biri yazar kasaya, biri yakıta sürekli. Ben de tamirhaneyle oto yıkamaya.
Arada dükkanın temizliğini de yaptık mı mis gibi. 57 litrelik yakıt kalmış. Aslında dükkanı bir tur kapasak olur gibi ya. Dükkanı bir tur kapasak olur gibi abi. Daha bir de suyun tanzihinde falan da sıkıntı var ya. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Parça parça kapanacağız. Öncelikle dispanserleri kapa. Yani artık yakıt vermiyoruz. Tamirhane ve oto yıkama var sadece. Oto yıkamayı halledelim. Sonra direkt tamirhanedeki çocuğa gidelim. Farkında mısınız bilmiyorum. Bak yıkamanın da şeyi mahvolmuş vaziyette. Yıkamanın da tanzihi belli bir süreden sonra gelmeyecek artık. Bak ne yapacağız biliyor musun? Yıkamayı da kapatacağım bu elden sonra. Gidip yıkayıcıyı açmam lazım. Tamire oturacağım. Dükkanı kapatmayacağım. Sadece tamirhaneyi de kapatacağım. Sadece şey işleyecek. Market işleyecek. 3 lastik. Ya da kapatır her şeyden fazla fazla alırız ya. Parayı biriktiriyorum efendim ya. Ya şöyle şimdi. Kendi çapımda bir çalışma sezonum var, tamam mı? Bütün işçilerim dinlendiğinde ve böyle tam teşekküllü vaziyette olduğunda, hizmet verebilecek durumda olduğunda dükkanı açıyorum. Her şeyi tek seferde toplu alıyorum. Ağzına kadar dolduruyorum. Ondan sonraki gün hani kapatıp tekrardan dükkanı yenileme. Şey gibi düşün, hani büyük bir AVM'yi yönetiyormuş gibi düşün. Nasıl ki büyük AVM'lerde hani dükkanların yenilenme zamanı oluyor. Akşamları, gece vakitleri. Bizde de öyle. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Efendim. Öncelikle oto yıkamayı ve tamiri kapat. Sadece bu park noktaları ve bu dükkan işleyecek çünkü Charlotte burada. Ben gidip lan balık kim atıyor buraya balığı? Şimdi Charlotte burayla ilgilenirken var mı efendim dondurmamız? Dondurma alacak yer var. Charlotte burayla ilgilenirken ben gidip agacım oto yıkama kapalı kapalı. İçeri nasıl girdin? Ben lağıma gireceğim. Tanzini ayarlayacağım. Şimdi şöyle yapmak istiyorum öncelikle. Abi yükseltmelerden benzin istasyonunu yükseltemiyor muyuz ya? Ben depoyu yükseltmemiz. Bak 400 dolara yükselttim, tamam mı? Depoyu şundan dolayı yükselttim, daha yüksek miktar yakıt alacağım. Doom hoş geldin, merhabalar. Şimdi yakıt tedariği 500 litre. Tam 1000 dolarlık yakıt aldık. Sonra araç tamiri için, şu an araç tamiri kısmı da kapalı çünkü. Hala 40 dolarken 10 tane lastik aldık. Arkadaşlar lastiği 40 dolardan alıyoruz, 80 dolara çakıyoruz, düşünün. Yani şu an iki kat kar yani. Şu an aldın aldın, alamadın cort. Ben bir 20 tane daha lastik aldım. Çizik giderici. Hadi çizik gidericinin sayısını da 10'a tamamlayalım. 6 tane de dikiz aynası. Motor yağı 20 tane. 2 tane de akü. 1915 dolar. Pahalı farkındayım ama araç tamir etme muhabbeti gerçekten çok güzel kazandırıyor. O yüzden sorun yok. Şimdi bunlar gelirken ben bir tur bir lağıma ineceğim. Çünkü oto yıkamanın cırtı çıktı. Cırtı çıktı ne demekse. Oh maşallah maşallah. Bu oto yıkama muhabbeti de şey dostlar. Tam herhalde burayı fulledik. Burada pislik birikiyor. Burada pislik biriktikçe bizim oto yıkamadaki suyun tanziği azalıyor. Daha tanzikli su akabilmesi için gelip böyle aşağı ile ilgilenmemiz gerekiyor. Oldu mu buranın tanziği? Bak full. Tertemiz. Şimdi burada yakıt geldi. Yazar kasa sürekli ilgileniyor.
Bizim deli divana alkol ürünü almamız lazım. Hocam ne yapıyorsun? Sayın hocam, biri dükkana sıçmış resmen. Sen iner misin aşağı? Oraya nasıl çıktın la? Tamam, bunu açtın. Gel şuranın kapağını aç. O yazar kasadaki aganın biri cortu çekmiş vaziyette. Onu nasıl halledeceğiz ya? Dur, zorlama, gidecek o araç, zorlama. Oğlum sizin burayı bu kadar kirletmeniz insanlık ayıbı la. Vallaha bak. Ayıptır lan. Yazıktır, günahtır ya. Hocam in oradan da. Ağzına tükürdün dükkanın yani. Farkında mısın bilmiyorum ama. İn oradan, şu içecekleri bir yerleştirelim. Hanımefendi falan patinaj çekiyor. Öteki diğerinin içine girmediyse gitti. Araba malzemeleri burada. Hocam görüşürüz. Şimdi yakıt eğer 500 litre biriktiyse Ricardo'yu yakıta gönderelim hemen. Evet abi. Allah razı olsun. Araba düzeldi. Sen şuradan bir git. Sen de buradan. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Bak seni de yoluna koyduk. Trafiği sıkıştırmadan bir gidin buradan. Bak sen önden bas gaza, sen de... Lan oğlum bu arabalar ne lan böyle lan? Lan dön önünü. Aa. Beyler aynı arabadan iki tane oldu. Araba çoğalttık. Önünü dön, önünü. Bak ben halledeceğim seni. Sen rahat ol. Heh. Sen rahat ol. Hadi aslanım. Tamam. Hallettik. Hallettik. Bir şey yok. Bir şey yok, bu kadar. Arada olur yani. Hepimiz insanız oğlum. Hangimiz ara sıra kendimizi klonlamıyoruz ya? Bu kadar büyütmeyin ya. Şimdi dispanserleri açtın. Nerede eleman? Ricardo. Koş oğlum arabalara yakıt doldurmaya. Gel. Sen çık araya. Sen araya çıkmadan evvel al şu ödemeni ama yere çöp atma. Bak çalışan yere çöp atarsa diğerleri ne yapmaz? Onun çok şey bir tabiri var böyle. Kaba bir tabiri. Derler ki imam osurursa cemaat bırakır olduğu yere. O yüzden ne yapmıyoruz? Abi o tamam, bak orada bir dondurma rafı yok artık, tamam mı? Rahat mısın? Şimdi ötekine patina çekmek istiyor. Yani tercihiniz bu yönde olabilir mi peki? Yani amacınız reyona patinaj atmak olabilir mi? Çünkü ben beyefendiden öyle bir vibe aldım. Beyefendi sanki amacı hani böyle bir patinaj attırmak gibi reyona. Bak bir tane buraya koydum. Orada bir şey yok annem, orada bir şey yok. Artık bak patinaj attırıp durma şuraya. Heh, adamın asabını bozma. Çöp dolmuş. Dükkanı kapatacaktık. Nina koş kızım. Kayıtla ilgilen. Tamam, çöpten yana sıkıntı yok. Şimdi şu depoya aldığımız ürünleri bir yerleştirelim. Hoppa, işte bu. Lastikler ağzına kadar dolu. Bayağı bir malzeme aldık. Çizik giderici ve ayna. Artık bir sıkıntı yaşamayacağız hiçbir konuda. Çizik giderici, ayna, akü her birinin maşallahı var. Yani bu tamirhaneyi dilediğimiz zaman aktif edebiliriz. Tamam mı? Patinaj yapmaktan vazgeçtin mi? Oğlum senin bir sorunun var. Bak bana bak, bana. Bana bak. Bana bak bana. Senin sorunun ne lan? Bilmediğimiz bir fetiş mi var dondurma reyonlarına? Forklama fetişi. Bence aldı alacağını ya. Ters değil bence. Ters mi? Bak bu herifin dondurma reyonlarına forklama fetişi var. Okey, eyvallah. Yanlış düşünmüş olabilirim. Şimdi bir saniye. Şu ürün siparişini bir vereceğim.
Abi meşrubatlar. Bir 30'lu bundan, bir 30'lu bundan, bir 30'lu bundan. Diğerlerinden var. Abur cubur. 2 tane bundan, 2 bundan, 2 bundan. 1 bundan, 1 bundan, 1 bundan. Hatta bunlardan 2. Alkol. 2 bundan, 2 bundan. 1 bundan, 1 bundan, 1 bundan. Sigara. 2 bundan, 2 bundan. 2 bundan, 2 bundan, 1 bundan, 1 bundan. Dondurma 2 bundan, 2 bundan, 2 bundan. 1 bundan, 1 bundan. Evet, 600 birimlik depoya 800 birimlik alışveriş ve o kadar param yok. Evet. Sipariş böyle dursa da paranın gelmesini mi beklesek acaba? Dondurmaları bir sonraki sefere sipariş edelim. İn aşağı. Lan ağzına tükür diyorum. İn aşağı lan. Aa. Bak, dondurmalar bir sonraki sefere. Şimdi alkol ürünlerinin de sayısını azalttık. İki tıkla kıstık. Tamam. Şimdi öteki çöp de dolu. Efendim sevgili Mert Kennedy 20. ayında iyi yayınlar dilerim Samet abi demiş. Teşekkür ederim Mert'cim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Aa, bayağı yüklü bir sipariş verdik. Şuraları temizledikten sonra tamir istasyonunu hızlıca bir açmamız lazım. Çünkü asıl para tamiratta. Çok yüklü bir yatırım yaptık tamirata. Tövbe yarabbim tövbe. Ahır gibi kullanmış herifler ya. Ahır gibi ya. Oğlum ayıp lan. Repair bench aç. Oto yıkamayı salla. Tamam deli gibi ürün stokladık abi. Burası. Yahu sen karıştırma oralar Denizalp'cim yahu. Aşkım gazete satmaya başlamadım daha ya. Raflarını falan almadığım için. Önce bir dükkanı dolduralım. Gazete satışını sonra hallederiz diye düşündüm. Yakıtta yazar kasada biri var zaten. 600 birim eşya aldık ya deli gibi hoppa. Hop. 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 Görüşürüz hacı abi. Para biriktirelim şapka satmaya da başlarız Hatun. Ama önce bir para biriktirelim. Yazar kasada yakıtta adamların anası ağlıyor galiba. Şimdi şişe içecekler buraya. Kutu içecekler buraya. Tatlılar buraya. Tuzlular buraya. Var ya bak işte bu. Ağzına kadar dolu reyonları seviyorum ya. Alkollü içeceklerin bir kısmı buraya. Bir kısmı şuraya. Bunlara iki raf yapmak yersizmiş. Jakorkorcum gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Abi sigaralardan Allah ne verdiyse diz şöyle. Kalanı buraya.
Dondurmada ürün yok başka. Eyvallah. Bence güzel oldu ya. Ne dersiniz? Dinlenme tesisinizin adı. Gel de gör. Gel de gör tesisleri abi. Gel de gör. Gizli özne kullanmayı tercih ettik efendim. Ne görecek? Göreceği şey hoşuna gidecek mi? O bilecek. Maşallah bunun motoru neyi aldı ya? Vallahi lastiği 40 dolardan gördüm, yapıştırdım. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde lastik 60 dolardan falan alınıp satılıyor. Muhteşem tesisleri aşkım o. Bizimki oradan kat kat daha iyi. Bak oto yıkamayı şimdilik es geçiyorum. Tamam mı? Oto yıkama es geçildi. Ben temizlik artı buradaki reyona bakıyorum hocam. Temizlik ve tamirhane ben de. Yakıt ve yazar kasa işçiler de. Bak yakıttaki adamın perti çıkmasın. Ricardo. Ödemeyi al. Araya çık. Kalan yakıt işlerini ben hallederim. Sonra Nina'yı kasadan alıp Nina'nın yerine öteki hanımefendiyi kasaya koyacağım. Burası 7/24 işleyecek, anladın mı? Allah kolaylık versin Jakorkorcum, hoş geldin tekrardan. Aa, ne var canım, her insan hata yapar ya, abartmayın. Aha vallahi bütün ürünleri yerleştirdik. Bir dondurma konusunda sıkıntımız olabilir. Onu da artık bir sonraki alışverişe alıverelim ya. Süper. 500 litre yakıtın da maşallahı var. Herhalde Nina yoruldu mu? Ne oldu bu? Yazar kasada hep eksik ürün geçiriyor galiba ya. Sen şu ödemeni bir al, bir araya çık bakayım, koş. Hemen yeni eleman geliyor beyefendi, bekleyin. Sen kayıtla ilgilen. Tutturamadık ya. Aleyküm selam Serhat abi, hoş geldin. 3 lastik, çizik, akü, yağ. Sen bana bir servet bırakacaksın anladığım kadarıyla. Sen belli ki bana bir servet bırakacaksın. Kapıda mı var? Akü, yağ, kapı, lastik. Vallahi 40 dolardan aldığımız lastikleri 80'e bir ittirelim. Bak senin lastikler bitsin. Hemen bir yakıt doldurmaya gideceğim. Bekle, geliyorum. Dur, şuradan çıkmak lazım. Tamam.
Yazar kasa işlesin bana yeter. Geri kalanı bende. Aynada mı var lan? Ayna, kapı. Abla sen arabayı ne yaptın? $100 ödemediğimiz için kasada sorun mu çıkardı diyorsun aşkım? Lan bu ömürlük iş verdi ya. Daha bir de şey var. Yağ değişimi muhabbeti ve akü. Bak arabanın bozuk bir parçası var mı diyerek yola çıkmayalım. Ben daha ters psikolojiyle ilerleyeceğim. Arabanın sağlam herhangi bir yeri kalmış mı? Oo Yunus Emre hoş geldin. Serkan da bize eşlik edecek bu arada. Bak 3 kişiyiz ha. $575. Abi hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Helal kazanç. $575 bıraktı eleman ya. Diyorum ya ama arabanın perti çıkmış yani belli. Eyvallah. Herhalde benim depoda hiç ürün kalmadı, değil mi? Aynen, ürünler full bitti. Yanında çöp var. Yanında çöp varken neden yere atıyorsun ki? Anladım. Bir adım ilerin çöp ulan. Hoppa. Evet bu arada sevgili dostlar. 2000 dolar daha birikti. Şöyle yapalım. Dükkanı bir kapatalım. Alacaklarımızı alıp şöyle bir yavaştan bölümü sonlandıralım. Araya çıkabilirsin. Bu arada baya baya iyi durumdayız ha. Yani baktığınız zaman biraz şişe içeceğimiz eksik. Abur cuburlar full. Biraz dondurmamız eksik. Hani minik bir alışveriş faslının ardından geriye hiçbir şey kalmıyor sevgili dostlar. Buralar zaten tertemiz. Hatta ve hatta bu bölgenin daha iyi işlemesini istiyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Bam bam bam. Hatta ve hatta şöyle yaparız efendim. Aa süper. Tamam Serkan'ın oyundaymış. Ben buraya bir park yeri daha açabilir miyim? Yoksa son park yeri için evet seviye 5 istiyormuş. Tuvaleti fulledik. Akaryakıt pompası full. Otobüs durağı full ama otobüs durağına parti otobüsü gelmiyor artık. Hani oyunu çok kastırdığından dolayı kapattık. O halde bizim hiçbir sıkıntımız yok. Yapacağımız tek şey bir kutu içecek. Biraz normal içecek. Abur cuburumuz var. Alkolümüz var. Az olan sigaralardan bir iki tane. Dondurma. Sayıcı az olandan aldık. Şapka mı satmaya başlasak acaba ya? Dokuzdan alıp kaça satıyoruz misal? 15'e. Şöyle bakalım o zaman önce. Raflardan şapka standı için. Bir stand kaç tane şapka alıyor? Oo, bizde bazı şeyler buglanmış. Baksanıza. Normalde
olmaması gereken o kadar çok şey var ki. Elimize aldığımız bu şeylerin hepsi buglanmış. Rafların. Bende bu kadar raf yoktu bak. Tıkladığımın hepsi buglanıp şey yapmış. Kaç tane alıyor abi? Tek raf 4, 8, 12, 16. Tek raf 16 tane alıyor galiba. Sen şöyle olup tekrardan buraya koyduğumda ne oldu? Buglandı mı raf? Demek ki bazısı buglanıyor. Bazısı buglanmıyor. Dur lan. Sen bana bir şapka standı daha ver. Birini bu girişe, birini bu girişe koysak. Milletin giriş çıkışını da kapamaz herhalde. Birini oraya, birini buraya. Şimdi şu ürünlerin teslimatına gelme zamanı. Cubur yok, alkol yok. Sigara için bir iki tık aldık. Dondurma için bir iki tık aldık. 10 tane şapka var. 16 kişi, 16 birimlik yer var. Her şapkadan ikişer tane aldım ama ne yapıyor her şapkadan iki tane? 20 tane. Benim 32 birimlik yerim var. Her şapkadan 3'er tane almış olsam 30. Bence okey ya. Aynen her şapkadan 3'er tane almış olalım. Buranın siparişini bir verelim. Servislerden de bir şeyleri temizlesinler. Çöpleri. Ürünler gelsin, ürünleri raflara yerleştirelim. Ardından bizden bu oyunluk bu kadar diyelim efendim. Ha, level atladığında hediye veren raflardan sanırım o. Buglanmadı, anladım. Sevgili Ayberk Ninja, Prime'ın avantajıyla 13. ayında zaman ne çabuk geçiyor. Bir yılı geçmiş iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Ayberk, sağ olasın. Eyvallah. Sanırım şu gelen servis arabası. Kalan paraya da yakıtı fulleyelim mi? Bence kalan paraya da yakıtı fulleyelim abi. Yakıt tedariği. 272 litre yakıt. Tamamdır. Forest'a bir önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde geçmiş oluruz dostum. Birazdan. Oyunun son işlemlerini halledeyim. Ki Gas Station Simulator'da güzel gidiyor. Hoppa. Sana kamyonu resetleme muhabbeti falan her şey gelmiş. Efendim, Forest'ı bu sabah oynamaya başladık. İlk izlenim videosunu attık. Birazdan oyuna geçiş yapacağız. Agalar çöpleri temizliyor. Tamam. Şunların üzerine çıkıp baglamayım da. Eyvallah. Ortalığı bir tertemiz et bakayım. Ben sadece bir yarım saat 40 dakika oynadım. Yarım saat 40 dakikayla bir şey diyemem de. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Ben oynarken keyif aldım. Tamam. Yakıt teslimatı istasyonda. Dondurmalardan biraz fazla almışız. Olur o kadar.
Sonra dondurmaları yerleştirdik. Şapkalar. Herhalde doğru hesaplayamadım. Ya da doğru hesapladım. Allah ne verdiyse her şeyden var. Almışken 30 tane aldık şapkayı. Sigaraları falan da koyduk. Ne kaldı ürünlerde? Naranca, sukuri. Bunlar şey değil. Şapkaları araştırdık. Aa, evet. Şişe ürünler ve normal içecekler. Bol bol da dondurma kaldı. Bir şey diyeceğim. Benim fazladan bir dondurma rafım yok muydu? Vardı. Çok mu yakın oldu bu ya? Bir meşrubat rafı daha yerleştirsek nereye yerleştiririm meşrubat rafını? Hiçbir yere. Böyle iyi. Zor için bakalım efendim. Sevgili Maximus hoş geldin. Selamlar, merhabalar. Şimdi sanırım oyunla alakalı bütün her şeyi hallettik sevgili dostlar. Şapka satışına da başladık bu bölüm. Mağazayı çok güzel bir şekilde geliştirdik. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkür ederekten videonun burada sonuna gelelim sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Gelecek bölümlerde Gas Station Simulator kaldığı yerden devam edecek. Bay bay.